arkadaşlar özelliği nedir? Eşit olmayan iki kenarın arasındaki açı eşittir. Burada eşit olan kenarlar AB ve AD, eşit olmayanlar mesela ABBC ve ADCD. O zaman 70 50 daha 120 360'tan çıkarırsak 240. Demek ki arkadaşlar 240'ı da 2'ye bölersek 120 derece. Burası 60 60 paylaşacak. Buranın tamamı da 120 derece olacak. Bundan sonra artık Şurayı 60 gördüğümüz için iki iç bir dış 60 artı 50 110 derece BCE üçgeninde cevap C şıkkı geldi. Ektoid ama üçgen sorusu çünkü eşkenar üçgenin etrafındaki iki kenar eşitse ben hemen böyle birleştiririm. Daha doğrusu pardon eşkenar dedim. 60 derecenin etrafındaki iki kenar eşitse birleştiririm eşkenar olur. Haliyle K kökü 3 oldu. KKK kökü 3 üçgeni nedir? 30-30 120 üçgenleri başka hiçbir üçgende bu kural yoktur. Cevabımız bu yüzden A şıkkı. Kayıda olduğunu kendi vermiş ya o zaman eşit olmayan kenarlar AE ve ED yine AB ve BD arasındaki açılar eşittir 70-70. Sonra artık 90, 70, 20. Sadece açı özelliğinden yararlanarak bulmuş olduk. Açıların eşit olduğunu unutmayalım. Kenar dörtgenin köşegenlerin kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden yeni dörtgen demiş. Şimdi hemen çizelim. Şöyle bir arkadaşlar eşkenar dörtgen. Bunun kenarlarının orta noktalarını birleştiriyorum. Böyle bakın. Şöyle. Şimdi bir kere köşegenler dik kesişiyor. Köşegenler dik kesişiyor. Bu bir. İkincisi paralellikten dolayı 90. Yöndeş açı. Paralel. Yöndeş açı. Paralel. Aa, bakın ne oldu? Bir dikdörtgen geldi. Kare midir? Hayır. Çünkü eşkenar dörtgenin kenarları birbirine eşit, köşegenleri birbirine eşit olmadığı için bu iki kenarda yani A ve B dersek birbirinden farklı olacaktır arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Aldığımız zaman arkadaşlar uzaklık değişmiyor, açı da değişmiyor. Ona bir dikkat edeceğiz. Yani eski haline geri getirirsek, şimdi hatta şöyle yapayım bir saniye. Şöyle AC üstünü çizeyim, böyle bundan bunun üzerinden birleştirelim. Bakın şimdi. Bir kere deltoid de zaten köşegenler dik kesişir. Ve burada tabii neye dikkat edeceğiz? C, H diyeyim buraya. C, H ile H, üssü birbirine eşit. Katlamadan dolayı değişmeyeceği için. Yine C üssü de D, C ve C üssü B, B, birbirine eşit. Sonra arkadaşlar bize burayı 9 vermiş. En uzak noktasına olan uzaklığı yani A, de 21 vermiş. O zaman 12 olacağı için burası 6, burası da 6 olur. Bir de 10 olduğu için de DH 8 olacak. Şimdi artık 8 15 17 üçgeni oldu. Cevap C şıkkı. Arkadaşlar şöyle orta tabanı kullanırsak bakın. Gördüğünüz gibi 7 ise 14. ABC üçgeninde EF orta taban. Yine BDC üçgeninde orta tabandan FK o zaman BD de 8 gelir. Köşegenler dik kesişiyor. 14 bir köşegen, 8 diğer köşegen. Bir deltoid'in alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. Bu yüzden cevap 56 oldu. D şıkkı. Deltoid'in köşegeni bir açı ortay. İşte bu soruda bu yüzden köşegen özelliğini kullanacağız ve açı ortay özelliğini kullanmış olacağız böylece. AEEC'nin yarısı denmiş. O zaman A'nın 2A'ya oranı x artı 3'ün x artı 8'e oranına eşit. 2x artı 6 eşittir x artı 8'den. X 2 oldu. A şıkkı. Evet, şimdi arkadaşlar burada yine deltoid'in hangi özelliğini kullanacağız? Açı ortay. Çünkü köşegen aynı zamanda bir açı ortaydır. Böylece 9'un 9 dokuz artı x oranı 6'nın 8 oranına eşit. Sadeleştireyim. 3, 2. Burayı da sadeleştirelim. 4, 12 eşittir. 9 artı x'den x 3 oldu. E şıkkı. BD 10 verilmiş. Bir orta taban çekiyorum. Şöyle 5 olacak. Sonra buraya P diyelim. O zaman PF de arkadaşlar AC'nin yarısı. Böylece 12 olur. Köşegenler dik kesiştiği için yöndeş açı 90. Sonra yine yöndeş açı 90. P'nin 90 olduğunu görüyoruz. 5, 12, 13 oldu arkadaşlar. Biraz da bu ezber bir çözümdür. Kitaplarınızda konu anlatım yaparken bile ilk bunlardan bahsediyoruz. Bu şekilde görmüş olun. Burada arkadaşlar dengede durması için şimdi ikizkenar üçgen şeklindeki flama demiş. Yani yamuk yumuk durmadığını varsaymak zorundayız biraz. Yani aslında soruda e, bunu belirtir mi? Yani görüntüden biraz anla demek istiyor herhalde. Ama biz şunu anlamalıyız. Evet dengede duruyor. Yani yamuk yumuk durmuyor bu e, flama. O zaman haliyle arkadaşlar AB AC'ye eşittir. BK'da CK'ya eşittir. Demek ki çevre 50 olduğuna göre 50'den 16 çıkarırsak 34 olur. 17 burası da 17 olacaktır. Şöyle birleştirdiğimiz zaman 8, 15, 17 üçgeni olur. A ile K arasındaki uzaklık 21 olduğu için 21'den 15'i e çıkarırsam 6, 6, 8, 10 bizden ipin uzunluğunu istiyor. 10, 10, 20 santim E şıkkı bir üçgen verilmiş arkadaşlar. AB ile AD birbirine eşit diye söylenmiş. AE, BE eşit, CF, FD eşit, AC 12, BD 16 olacak şekilde. Bu arada BC, CD'ye eşitse, kenarda bakın soruda onu hatırlatalım. İki kenar üçgende söylediğimiz bir bilgi çünkü. Bu buna eşitse, bunlar da eşitse soru söylemese bile burası açı ortaydır. Ve devam ettiğinde dikiner. Dolayısıyla A'dan böyle indirdiğimizde C şuraya da h diyelim. ACH doğrusaldır arkadaşlar. Şimdi bunun bize birazdan katkısı olacak. Orta noktalar madem var. Şöyle bir EP orta tabanı çekiyorum. 12'nin yarısı 6. O zaman şöyle BP ve PC de eşit olduğu için burada birleştirirsem e, PF'yi orta tabanı olacak. Nerenin? 16'nın. O zaman PF de 8 olur. Bu arada şöyle hayali olarak dikkat edin. Şurası da paralellikten dolayı t 90 derece olacak. Yöndeş açılar birbirinin aynısıdır. Yine yöndeş açılar aynıdır, 90 derece olur. Böylece bakın 6 8 10 üçgeni. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar bir kere E orta nokta verilmiş. F orta nokta verilmiş. O da orta nokta verilmiş. Şöyle bir kuralımız vardı. Üçgende orta noktaları birleştirirsek bu alanlar böyle dört tane eşit parçaya bölünüyordu. O zaman artık şunu söyleyebilirim ben. Bir kere köşegenler dik kesişiyor zaten. O yüzden e, burada gerçi köşegenlerin dik kesişmesi bir işime yaramayacak maalesef. Çünkü sayılar güzel değil. AC 18, burası 9. Şöyle 7, AB'yi 14 verdiği için ve BC'yi de 16 verdiği için 8. Şimdi burası S, 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 S. O zaman... 7, 8, 9 üçgeninin alanını bulursak yani B, E, F'yi 7, 8, 9'u bulursak arkadaşlar bu S olduğu için mor bölgenin alanında S gelir. Peki nasıl buluyorduk üçgenin kenarları verildiği zaman özel bir üçgen değilse? Önce çevreni buluyoruz çevreyi 15, 9 daha 24 çevrenin yarısını yazıyoruz 12. Sonra tek tek kenarları çıkarıyoruz 12-7, 5. 12-8, 4. 12-9, 3. Bunun kare kökünü alıyoruz işte size alan. Böylece bu da 12 kök 5 olacak. Bizim bulmak istediğimiz alanda 12 kök 5 oldu E şıkkı.